İtalyan ürünlerin ikamesine hizmet edecek yatırımlara finansman desteği sağlamamız lazım. Koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye üretimin önemini bir kez daha anladı. İthal mal yapmayalım, yerli yapalım dendiğinde bu bugün bulunmuş bir şey ki biz 20 yıl söylemiyor muyuz? Bu ulusal kanal bunu yıllarca söylemedi mi? Hı hı. Zaten hep biz üretelim burada diyoruz. E Demek ki bu kadar zamandır bunu üretmeyip ithalat yapalım deme kararı nereden kaynaklanmıştı? Ucuz diye. Yıllardır dışarıdan alınan ürünler ülkedeki üretim kapasitesini düşürdü. Ama bunun bedeli vardı. 20 yıldır konuştuğumuz şey. Bunun bedeli ne? Bunu böyle yaparsanız bir süre sonra içerideki üretim ölür dedik. Bugün oraya geldik işte üretim öldü. Türkiye ekonomisinin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerli üretim ve ithal ikamesi odaklı değişimin sinyalini verdi. Türkiye'de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye'de üretmeniz lazım. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız. Geç olsun da güç olmasın diyelim neyse fark etmişiz. Dolayısıyla bunların yerli olarak üretilebilir olan şeyleri yerlisine yapalım. Uzmanlar da işte bu konuya dikkat çekti. Bizim ülkemizdeki kaynaklarla yapılabilir. Üstelik de yandaki ülkenin fiyatlarına yakın maliyetlerle yapılabilir bir şeyler varsa diyoruz ki ya onu o ülkeden alacağımıza biz bunu burada öğretelim. Platon Danışmanlıktan stratejist Doktor Hakan Özerol, yurt dışından alınan ancak yerli üretilebilecek ürünlerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Devletin destek atabileceği bir şeyler varsa devlet de dönüp diyor ki ben de sana şu 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 konulara destek olacağım. O yabancı olan ama yurt içinde çok benzerinin, muadilinin yapılabilir olduğu ürünlerin yerli yapılmasının desteklenmesi. Bir de uyarı yaptı. Örnek veriyorum Almanya'dan şu ütüyü almayacağım hı hı. dediğinizde Almanya diyor ki ben de domates senden almayacağım diyor. Şimdi o zaman bunu adabıyla yapmanız Ortak pazar ilişkilerini bozmadan içeride destek modelleri kurmamız Dengeyi lazım. tutturmak Mesela, gerekiyor. Ulusal Kanal Canlı yayınında soruları yanıtlayan Özerol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. da böyle bir karizması var. Yani kalkıp dese ki arkadaş bu kullanılsın, bu kullanılmasın, vatandaşın bundan sonra şunlara dikkat alsın dese daha önce otomobillerde yapmıştı, marka isim vererek de yapmıştı. Yani bunu Hı -hı. yapsa ...aslında tabandan gelen bir hareket başlatılabilir. Yani bu yasakla vergiyle olmaz. İthal ikamesi yani yurt içinde kullanılan malların dışarıdan alınması yerine içeride üretilmesine stratejik sektörlerde başlanılmalı. İthal ikamesinde tabii ki stratejik davranmak lazım. Yani bir kere burada hani olmazsa olmazlar olmalı. Birincisi İkincisi bazı sektörlere bulaşmayacağımızı baştan kabul etmek lazım. Stratejik olan kalemlerde mutlaka bu işin yapılması lazım. Ekonomist Hakan Topkurulu da o kalemlerden biri olan petrokimya sektörüne dikkat çekti. Bir... Petrokimya sektörüne yapılan ihracat yıllık olarak yaklaşık 13 milyar dolar bir yer tutuyor diyen Topkurulu, Türkiye'nin petrolden sonra en önemli dış ticaret açığını oluşturan petrokimya sektörüne Türkiye Varlık Fonu'nun 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti geldik devletçiliğe buyurun geldik o liberalizmin şampiyonları